Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle skandal bir gelişmeyi aktaralım. Çeçenistan lideri, daha doğrusu Putin'in adamı Kadirov'dan Türkiye'ye Dudayev tepkisi geldi. Grozny'de terörist Abdullah Öcalan'ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı bir hamle olur açıklamasında bulundu. Haberin detaylarını sizlere aktaralım. Bilindiği gibi Kocaeli'de bundan yaklaşık bir ay önce Cevher Dudayev Parkı açılmış ve buna Çeçen lider Ramazan Kadirov tepki göstererek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, kararını ver ifadesini kullanmıştı. Bununla ilgili detayları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kadirov, açılan parka misilleme olarak PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın ismini parka vermekle tehdit etti. Kadirov'un resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımı görmektesiniz. Çeçen lider Kadirov, Telegram hesabı üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek açıklamalarda bulundu. Kadirov, açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, kararınızı verin, ya terörist açıkça destekleyen bir ülke statüsü alın ya da Rusya Federasyonu'yla şeffaf ve dürüst bir ilişki kurun açıklamasında bulundu. Kadirov daha sonrasında kaçakların ve suçluların sığındığı Türkiye'de açıkça etkinlikler düzenleniyor. Binlerce insanın ölümünden sorumlu olan teröristlerin isimleri parklara veriliyor. Bizim de buna karşılık verme hakkımız var. Örneğin Grozny'de Abdullah Öcalan'ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı ve siyaseten doğru bir hamle olur ifadesini kullandı. Kadirov ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı'na da çağrıda bulunarak Türk yetkililerin yaptığı bu hareket yıllardır gelişen Rus-Türk ilişkilerine doğrudan tehdittir. Buna dikkat etmek ve bu tür kararlarla ilgili proaktif diplomatik adımlar atılmalıdır açıklamasında bulundu. Cevher Dudayev kimdir derseniz, Çeçenistan'ın Yalo köyünde doğdu. 23 Şubat 1944'te Sibirya'ya sürgün edilenlerin arasına katıldığında henüz annesinin kucağında 15 günlük bir bebekti. Daha sonra kendisi Baltık ülkelerinde başlayan bağımsızlık hareketlerinin kuvvet kullanılarak bastırılması için Moskova'dan emir aldı. Ancak bu emri yerine getirmedi ve adı isyancı generale çıktı. Dudayev ceza olarak askeri birliğiyle birlikte Grozny'ye sürgüne gönderildi. 1990 yılında Mayıs ayında görevinden istifa etti. Kasım 1990'da toplanan Çeçen halkının kurultayına davet edilerek sonradan Çeçen Milli Kongresi adını alan Halk Meclisi'nin icra kurulu başkanlığına seçildi. Daha sonrasında Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanı oldu. 91'de Gorbaçov'a karşı girişilen başarısız darbe teşebbüsü sırasında darbecilerin karşısında yer aldı. Sonrasında darbecilerle işbirliği yapan Çeçen İnguş Cumhuriyeti hükümetini düşürmek için başlatılan halk hareketinin başına geçti. Cevher Dudayev 21 Nisan 1996'da Rus bir sanatörle telefonda görüşürken telefon sinyalinden konumu tespit edildi ve lazer güdümlü savaş uçağı füzesiyle etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu bağlamda bu gelişmeyi de aktarmış olduk. Görüldüğü gibi Çeçenistan lideri Kadirov'un tam anlamıyla satılmış bir lider olduğunu da görmekteyiz. Bu bağlamda biraz Kadirov'dan bilgi verelim. Putin ne derse emredersiniz derim. Ben Putin'in askeriyim diyerek kendisini Moskova'ya takdim eden Kadirov, Putin'in Çeçenlere karşı yürüttüğü kirli savaşta Rusya'nın en önemli müttefiği olarak görülüyor. Tarih boyunca birçok kez isim değiştiren Çeçen toprakları 5 Aralık 1936'da Çeçen İnguş Özerk Cumhuriyeti olarak adlandırılmıştır. Sovyetler Birliği dağılma sürecini yaşarken Çeçen İnguş Özerk Cumhuriyeti de Kasım 1990'da bağımsızlığını, Mayıs 1991'de ise egemenliğini ilan etmiştir. Bu süreç içerisinde İnguşetya Çeçenistan'dan ayrılıp Rusya'ya katıldığı için yeni devletin ismi Çeçen İçkarya Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Aralık 1994'ten 1996'ya kadar süren 1. Çeçen Savaşı sırasında Rus ordusu asker sayısı, silah gücü ve hava kuvvetleri açısından çok daha üstün bir konumda olmasına rağmen Çeçen mücahitlerin başarılı direnişi Rusya'ya ağır kayıplar yaşatmıştır. Özellikle Çeçenlerin dağlık bölgelerde
bölgelerdeki etkinlikleri ve düz araziye yaptıkları ani baskınlar Rus ordusunun psikolojik olarak yıpranmasına sebep olmuştur. Çeçenlerin Rus ordusuna karşı sağladığı üstünlük, bir geçiş dönemi içerisinde bulunan Rus kamuoyunun savaş karşıtı tutumu nedeniyle 1996 yılında iki taraf arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Rusya Federasyonu Hasav Yurt Anlaşması'yla Çeçenlerin bağımsızlığının aşamalı olarak tanınacağını iddia etmiştir. Çeçenler savaştan galip çıksa da nüfusun önemli bir bölümü hayatını kaybetmiş, çok sayıda Çeçen de mülteci durumuna düşmüştür. Başkent Grozny başta olmak üzere birçok şehir yaşanmaz hale gelirken Rusya Federasyonu ise hem ekonomik kriz hem de Çeçenlerin direnişiyle büyük bir prestij kaybetmiştir. Vladimir Putin'in 1999 yılının Ağustos ayında Rusya Federasyonu Başbakanı, Mayıs 2000 tarihinde de devlet başkanı olmasıyla birlikte Moskova'nın Çeçen politikası değişikliğe uğramıştır. 99 yılından itibaren Rusya ellerinde meydana gelen pek çok olayın sorumlusu olarak Çeçenleri gören Rusya Federasyonu başkent Grozny'yi ele geçirmiştir. Putin askeri olarak bölgede hakim olduktan sonra Çeçen İçkarya devlet başkanını tanımadıklarını duyurmuş ve Haziran 2000 tarihinde kendi kurduğu Çeçen yönetiminin başına Ahmet Hacı Kadirov'u devlet başkanı olarak atamıştır. Asırlardır İslam topraklarını işgal ederek büyüyen Rusya'ya karşı direnişin sembolü haline gelmiş Çeçenistan'da bağımsızlık yanlılarıyla tek başına mücadele etmenin zor olduğunu düşünen Putin, bölge içerisinde kendisine müttefikler aramıştır. Bundan dolayı 2000 yılından itibaren Çeçen yönetimini etkileyen Kadirov ailesi de tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Çeçen Savaşı'nda Çeçenistan baş müftüsü olan Ahmet Hacı Kadirov'un savaş içerisindeki tutumu hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Kadirov'un oğluyla birlikte Ruslara karşı mücadele ettiği ve bir Çeçen en az 150 Rus'u öldürsün fetvası verdiği Kadirov ailesinin sıklıkla dile getirdiği söylem olmuştur. Ancak Çeçen mücahitlerin önemli bir kısmı Ahmet Kadirov'un hiç savaşmadığını ve onun Rusya'nın Çeçenistan içerisinde önemli bir uzantısı olduğunu savunmuştur. Kadirov'un kurduğu korku imparatorluğunun yanında Çeçen halkının gözünü boyayabilmek amacıyla ilginç çıkışlar da sık sık yapmıştır. Başkan olmasının ardından kadınların kısa etekle gezmesini, başörtüsüz sokağa çıkmasını ve belli saatlerde alkol satışını yasaklamıştır. Ancak bütün bu yasaklara rağmen Kadirov'un kendisi lükse, eğlenceye düşkünlüğüyle tanınır. Sosyal medya platformlarına düşen içkili kadehlerin önünde nokta nokta kadınlarıyla eğlendiği videosunun kendisine karşı yapılmış bir komplo, videonun ise kendisine çok benzeyen bir oyuncu olduğunu iddia etmiştir. Putin'in Çeçen politikasında bir de din faktörü öne çıkmıştır. Çeçenistan'da Şeyh Şamil'den beri devam eden cihadi anlayış, geçmişten itibaren Rusya'nın desteklediği farklı din adamları ve görüşlerle törpülenmeye çalışılmıştır. Kadirov döneminde ise bu anlayış Moskova'nın desteğiyle sözde sufilik üzerinden yürütülmüştür. Temmuz 2008 tarihinde Çeçenistan'ın Gudarmez kentinde düzenlenen İslam dünyasında sufiliğin yeri ve önemi isimli uluslararası konferansa Rusya ve diğer ülkelerden 200'ün üzerinde din görevlisi katılmıştır. Resmi açıklamaların ardından konferansta Libya merkezli bir örgüt tarafından organize edildiği belirtilse de Rus hükümeti tarafından finanse edildiği açık bir şekilde ortadadır. Moskova, Kuzey Kafkasya'daki anti-Rus direnişine ilham veren İslami anlayış yerine uluslararası Sufi liderlerin desteğini aramıştır. Evet dostlar, hoşça kalın.